Demek ayollar özleri cemaat bu meydiler. Belki erkekler de iktida kılıp namaz okuyordular. Ve teravih namazında hem müyesser bulgunca iştirak edip namaz okusa, teravihini okusalar maksatki muvaffak olur. Teravih namazının ahamiyeti ne mende? Bana şu cahide bir nükteni İslam ötüşümüz gibi. İslam insanını avvalar ruhan terbiyeleşini maksat edilir. Ana o şey terbiye cayge kirme günce başka amellerinde bereke bu meyde doğrulik izden çıkışı ihtimali yok. Şunun için Müslüman adam Allah'a namaz bulan daim bağlanıp duruş gerek buna. Ramazan keçelerinin ibadeti, teravih namazları insanlı mumun Müslüman bandını namazıya çınıktırar. Ve büyük işlerge onu hazırlayır. 20 rekat teravih namazını okuyan adam ki ruzadan keyin 5 mehal namazını okusa hiç nesil bulmuyor. Oylaması gerek namaz okuyorsa başka işe ülgümez mi kendi? Yok, namaz okunsa inşallah günde yine hem bereket olur. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam çelik bir kişi bir insan Peygamberimiz çelik ülgüsü ülgüyü eğer bir mühim işlerge ülgüsü gereği olsa. Resulü Ekrem Aleyhisselam hayatlarda aynısı Ramazan'da günlerin, Ramazan günleriklerde namaz güce kendi oruna geldi. Ve bana şu başka işlerge bereket buladı. Ve namaz onun için hani gündeki sünneti muvaffak insanı rahat aradığın amelge eğleniş gerek. Bunun için ise namazda biraz insan ciddi cahit kısa ana o namazın faizlerinin berekesini tamamını tatıp kalırdı. Ana ondan ki inşallah hamlesi güzel olur. Yeni başladım yani. YouTube'da benim bir azalara teşekkür etmek için yani. Başka ikinci telefonda ulaşıyla o muydu? Evet, telefonu YouTube'da. Hemen abone ol. Yapın yanımda eşitleyen geçtiler. İlacımız. Demek teravih namazını okuyandan keyin vitrini teravihten keyin okuladı. İmkan kadar bana şundan konuş gerek. Vitrini teravihten keyin okuş gerek. Yani teravih, mesela teravihini üyüde okuyamıyoruz ki harika bir camimizi toplatalımız. Demek biz teravihini aldım okuma alıp ondan keyin vitrini okuşumuz gerek. Vitir okuyandan keyin kayıtım namaz okuma mıydı mı ton geçeğinde değilse bunu hem okusa bulalım. Adet kılıp bana çünkü adetlenip kalsa o dürüstmez. Lakin dem alamam diye vitir okudu. Lakin dem alamadı. Yine himmet kozu kaldı. Bunda yine namaz okusa bulalım. Lakin adet şu ki bunu kilit bulmaydı. Bu elige o adetten taşkarı halatlar gibi. Dair gibi kısabını. Hele ondan keyin demek yine seherli vakti buladı. Seherli hali gündek sünnetke muvaffak. Cüde biz sünnette gündek hani hurma bulan kife ya da almasak hem lakin öte toyu geçten saklanışımız gerek. Ve bu narsa demek Ramazan'ın faziletini tamirle bir uçu amırlardan sanırım. Ramazan'da kiloyumuz sel kemeyse, bana şu maksatke muvaffak buladı. Yani ki artışça üyesi var kişiler, Ramazan'da az yine artıkça vazından kurtulup alışları gerek. Ben şu maksatken muvaffak olalım. Ramazan gündeliklerimiz içi gel, biz hem sahavatını kilitişimiz gerek. Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan'ın sahavatları nihayette coş uğrarıydı. Biz hem bana şu derseye itibar verişimiz gerek. Şimdi bazı bir sorularla cevap verip keyin Ramazan tasbihini okuyunuz. Bir kişi soru yaptılar. Biz Rusya'dan, biz Özbekistan takvimi bilen roza açıp tutsak böyle mi? Yok bu mu? Roza, namaz, ibadetler bu şey cayinin vakti bilen bu. Yaşayken cayizliğin. Yaşayken cayizliğin ulamalarının fatvaları bilen bu. O şey cayda eğer ulamalar bugün roza dese üçüncü kareyesiz. Namaz vakti bu dese üçüncü kareyesiz. Mütexassislerge o şey caydaki mütexassis ulamalarının fatvaları ilgeçler.
Nimaga roza tutiladi deyilgan desa, deya savol berilibdi. Endi bu tilning xususiyati odatda imsakun deydi arab tilida ham. Ya'ni o'zini tutish. O'zini tutish. Roza tutish ham shundan olingan bo'lsa kerak. Ya'ni inson o'zini yeb ichishdan tutib turadi. Shuning uchun bu ro'zani tutish deyiladi. Va bu yerda ro'za tutmoq degan fe'ldagi tutmoq fe'li bu ko'makchi fe'l, bu shu ro'zani demak mahkam ushlash ma'nosida shu so'z bilan ifodalangan bo'lsa kerak. Juma kunidan ro'za tutsa nimadir bo'larkan va hokazo degan gap bormish. Yo'q, u juma kuni ro'za tutish karohiyati bor degani u farz bo'lmagan ro'za haqidagi gap. Bo'lganda ham u juma kunini xoslab tutish. Shanbani qo'shsangiz, payshanbani qo'shib nafl ro'za tutsangiz hech qanaqa karohiyati yo'q. Bolalarga ro'za tutishga qiziqtirish haqida ham maslahat bersangiz. Bu borada sahoba-i kiromlarning amallari Sahih Buxoriyda ham kelgan. Biz bolalarimizga ro'za tutturardik. Va ularning qorni ochligini, ular qorin ochligini his qilishni to'xtatish uchun ularni biz chalg'itish uchun ularga o'yinchoqlar olib berardik, ularni o'ynatardik deganlar. Sahoba-i kiromlar o'ynatib yurib, o'yinchoq olib berib bo'lsa ham bolalarga ro'za tutishni demak odatlantirishgan ekan. Hali ularga farz bo'lmagan bo'lsa ham ro'zaning fazilatlarini demak ularga tutturishgan ekan. Fazilatlarini ularga demak baham ko'rishgan ekan. Ro'za tutishda yana tajribadan kelib chiqqan narsa shuki, biz o'zimiz yoshligimizdan ko'rgan tajriba. Bolalar, masalan aytaylik, kichik yoshda birdaniga ro'zani tutishga qiynalishi mumkin. Ularni ro'zaga o'rgatish uchun ularni tanaffusli ro'zaga buyuriladi. Ya'ni hozir turib birga saharlik qiladi. Birga saharlikni qilib, yaxshi yeb olgandan keyin, endi bolalarga chanqoqni oldini oladigan haligi davo choyga o'xshagan narsalar ham berilsa, o'zimiz qatori yaxshi bo'ladi. Lekin bolalarga yaxshi yeb ol, ochib qolasan, qorning ochib qoladi deb gapirmaslik kerak. U insonning miyasiga kirib qolsa, rostdan ochib qoladi. Sen yeganingcha ye, Allohga tavakkul qil, bo'ldi, Alloh kuch quvvat beradi deyilsa, miya shunga qarab ishlaydi, niyatga qarab insonning amali joriy bo'ladi. Shuning uchun mana shundoq qilib ro'za tutturiladi saharlikda. Endi ular hali ko'nikmagan-ku, bir necha soat, masalan 10 soat, 12 soat, 14 soat ovqat yemaslikka. Ularga tanaffusli ro'za tutturish mumkin dastlab. Chunki ularga hali ro'za farz emas. Sen ro'za tutib ol, biz bilan birga saharlik qilasan, yeyish saharlik qilinadi. Keyin faqat o'rtada peshin vaqtda bir marta ovqat yeb suv ichishga ruxsat bor, boshqa vaqt yo'q deydi. Shunda mana shu tanaffusli ro'za bilan yoshiga qarab, kichikroq yoshda bo'lsa, shu tanaffusli ro'za bilan ro'zaga o'rgatsa bo'ladi. Masalan 5-10 gün yoki 1 yil mana shunday tanaffusli ro'za tutib tursa, keyingi kunlari yoki keyingi yillarga bola o'zi yo men sizlar bilan birga kattalarga o'xshab shu iftorlikka yuraman deb qoladi. Bu narsa tajribadan o'tgan va juda ham yaxshi foyda beradi. Bolalarni ro'zaga qiziqtirish ham kerak. Ya'ni ro'zaning fazilatlarini aytish, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom ro'za tutganlarni yaxshi ko'rganlar, ro'za tutgan odamga demak shaytonlar yaqinlasha olmaydi, ro'za tutgan odamga alohida rayonda degan darvozadan jannatga kirish bo'ladi degan Ramazonning fazilatlarini uqtirilsa, bu ham nihoyatda yaxshi samara beradi. Va bolalarni haligindek demak o'yin bilan, yani nimalar bilandir mukofotlash. Agar 10 kun ro'za tutsang, biz bilan birga, demak mana bundan mukofot qilamiz deyish mumkin. Yana shunga o'xshash ishlar bilan bolalarni ro'zaga qiziqtirilsa, ro'zaga ko'niktirilsa, inshaalloh juda yaxshi bo'ladi. Bolalarda o'zi ro'zaga nihoyatda muhabbat, ajoyib bir fitriy muhabbat bo'ladi. Biz o'zimiz yoshligimizda ko'p ko'rganmiz, mana shunaqa ro'zasi ochilib ketib qolsa bolalarning yig'lashi, yana shunga o'xshagan holatlar bo'ladi. Bu narsa işte ro'zaning fazilatini bolalar qalban his qilgandan bo'ladi. Zakot borasida degan savol kelibdi. Zakot borasida tushuncha bersangiz, endi zakotni alohida bir suhbat qilamiz inshaalloh. Alloh nasib qilsa. Hozir bu narsa deyishimiz qiyin, lekin zakot masalasida hozir gapirsak juda gap cho'zilib ketib qoladi.
O Kur'an'ı hani öğrensen bolardı. Kur'an kursları 2 yıl da artık nabat küçük geliyken Kur'an kursları gibi barış için diyen sual verilirdi. Yani bazı bir mülahazalar hamdırılıyor yani. Hop. Kur'an-ı Kerim'in öğrenişte elbette ustazdan öğreniş gerek. Lakin ustazdan bir vasıta öğren almasak, halbuki dasturlar görüşer, dasturlar var. Kur'an tertilini takdim kıyamız, ikra gösterdiğimiz var. Yine başka numaralar var, kullanmalar var, internette var. Rus türlü dersi var, Özbek türlü dersi var, ayetelik, İngiliz türlü dersi var. Kaysi birden olsa hem Türkçesi var, güle yakşı üslupta kılıngen. Ana öşelerden biz az yine kul kılıp bar imkaniyette faydalanışımız gerekir. Ana yani, kapı olsa bunu dağmalardı, bunu kapı olsa bunu dağmalardı diye gelmeden o bir nesil hal olmuyor. Onun gibi bar imkaniyette faydalanıp Kur'an öğrensek bu arada. İnşallah bana şükürlerle sizlere takdim kılabilen köşe tuğumuz hem bu arada sizlerle fayda belirli diye ümit kılalım. Şimdi her bir tane gelinen ki Rüşkeli Kur'an'ın faydalanısı bu arada. Rüşkeli Kur'an bulan okusayız ence insanlara yardım verir. Ho. Usta şagird güruhları kılıp Kur'an öğrenişini Ramazan'da yoluna koyulsa bu arada mı? Yani şunca kılın seçildi diyen teklif yaptı. Öyle planımız Allah nasip olsa. Kısa bulsa gerek inşallah Allah muvaffak hiç gelmez. Ayarlar teravih namazını okusa buladı mı? Elbette ayarlar gene hem teravih namazı sünnet buladı. Ali Erkenimiz ve Peygamberimiz Aleyhisselam ahallarını hem teravih ki Ramazan namazları ki demek büyür gelirler ve onların bunca kızıktır gelirler. Şunun için teravih namazını ayarlar okuydu. Lakin özleri cemaat bu meydin. Bitti erkek olsa hem eğer imamlık köstük taksa buladı. Lakin özleri yani mehrem manasında. Özleri ailede, mesela ana kız olsa, yani yeni 2-3 tane ayarlar olsa, bunlar özleri o cemaat olmuyor. Lakin yakki yakki halatta, yanmayan bölge namaz okusa, bu birbirlerine kuvvet bulur. Biz bunlar sana köp, tecrübede körgenimiz, ayarlar, insan öz yalnız o namaz okusunun fazileti köp. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, hani ki Allah'a hediye etkif oturup ibadet kılıçları, yalnız Allah'a ibadet kılıçları bulurken, demek şavk ihtiyarlarından bulurken. Lekin hamada ham kuvvet tapılmazdı ki mümkün. Aynısı yenge namaz anlamda. Namaz okuyucu kişiler köpünce yanında kimlerdir onlar getirgek bu işini isteyini. Hani şu halat bugün için ayarlar toplanıp ailedeki ana, kız, apa, singiller birge namaz okusa hem lekin bir birge iktidar kılın namaz okumayın. Birge namaz okusalar. Tör rekette bitteler tesbih edip başkaları eşitip dursa, bitte salavat edip başkaları eşitip dursa bana şu halatta olsa ayarlarga ham bu faydalı bo'ladi. İnşallah ana shunday o'qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Qur'on hatmi Qur'onni ochib tinglab o'tkazsa ham bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Lekin xatm Qur'onni xatm qilish degan so'z u eshitishni o'zi bilan demak tugal to'kis bo'lmaydi. Lekin suv yo'g'ida tayammum degan gap bor-ku. Taharatli bo'ladi mı? Su bo'lib turib tufroqqa tayammum qilsa desa yo'q deyiladi. Lekin suv yo'q bo'lsa taharatga nima qilinadi? Tayammum qilinadi. Xuddi shuni singari Qur'onni o'qishga imkoniyati, layoqati yo'qmi? Hech haliga nima qilmasin? To'xtamasin. Qur'on eshitsin. Eshitishni o'zi inshaalloh juda katta savob bo'ladi, yuqorida aytganimizdek. Taravihte Kur'an'a karab namaz okusa buladım. Yani taravihte bazı bir hazır videolarda kip kalı yaptı. Arap bölgelerde Mısır daha var. Mushaf-ı taravih diyen taravih var onlarda. Taravih mushafı diyen. Her bitti sahifege hazır biz mushafımızın iki yarım arağı cahileşken buladı. Ne gelirse şimdi ok bitti açılırken de hadi varavlamazlar. O şimdi karab okuramaz deyip mushaf-ı taravih deyip şu an mushaflarım çıkarıp alışken. Lekin Hanefi mezhebi bu için. Hatiye karar namaz okusa namazı bozulur. Ne gelirse ulamalarımız etediler ki bu Kur'an'a karar okuş bu talim alıştığı gibi bu değil. Yadıdan okusa uzun ıhtılavatı bu. Lekin karası o hüttü ustaz talkın kılın bergen yok şeydi. Mesela hazır bir kişi Allah-u Ekber deyip kulak baksa da bu yada aldığı tür yada onge talkın kızar. Okuyun kani Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Arrahmanirrahim, Arrahmanirrahim deyip gitme git okusa o talim halatı ki
Namazdan taşkardındaki halat namazın içine girse namazı bozuk koyar. Kur'an'ı açıp okuş ham huddi Kur'an'dan talim alayken diggen bu. Talim bu namazdan taşkarı amel. Şunun için o namazga halal kılardı dedi Hanefi mezhebi ulamalar. Şunun için taravihte Kur'an'a karab okulmaydı. Bir genç okul uğradı. Hop bitti sonra ikide üçte sonra bir sefer ne kılardı? Diyen sevabı. Hala cevap verdiğim şekilde. Bunda ham İki de sonra bir saham kifayet. Eğer bir de sonra bulsa, bir de sonra tekrarla saham bulur. Muhimi, mesela Fatiha'nın özünü bilir. Fatiha'nın özünü okup, bu saham namaz okusa bulur. Yani ikinci suranın yatlığı günce. Taravih namazını ikinci suranın yatlığı günce. Lekin, kemede bir de sonra yatlığı varış gerek. Terki vacip buladı. Şimdi sura yatlığı günce, 3-4 gün, 5-4 gün böyle Fatiha'nın özünü bilen namaz okutursa ham, inşallah 2-3 günde bir de sonra koşu basa bulur. Ya salavat okuyanda hem cemaat bulup okuyanda hem torekattan okusa buladı. Lekin taravihini sünneti hem iki rekattan okuş kısablanır. Asasi savallar bana şunlardan ibaret eken Allah subhanahu ve ta'ala hem adamın gözü faydalı ilim versin. Taravih tasbihi hakkında. Taravih tasbihi degende asasen Subhanezil mulki vel melekut diye başlanan degen tasbih düşünülür. Bu tasbihning alohida fazilati bor, bu tasbihning alohida asosi bor. Boshqa tasbihlarda bu asos topilmaydi. Shu bilan birga u Subhanallohil mulki val malakut tasbihi juda qadimdan musulmon ummati ulamolar tomonidan joriy etib kelingan. Biz ba'zi bir ma'lumotlarni eslab o'tishimiz mumkin. Imomi Ibn Obidin aytadilar, Radul Muxtorda Kuhustoniy aytadi. Ve üç bara Subhanezil mulki vel melekut, Subhanezil izzeti vel azameti vel kudreti vel kibriyai vel cebarut, Subhanel melikil hayyil lezi la yemut, Subbuhun kuddusun rabbul melaiketi vel ruh, La ilahe illallahü nestağfirullah, Nes'eluke el cennete ve na'udu bike minen narının ayetinde, Minhajul ibad diyen kitapta, şunda kirgen dedi İmam-ı Kuhustani. Kuhustani, Camii Rumuz'un müellifleri, 953. yani 1546. yılı vefat etkenler Buhara'nın müftilerden, kazilerden biri bo'lganlar. Demek o'sha vaqtda ham bu tasbihni o'qiş taravihlarda undan oldin ham bo'lgan ekan. Bu kitoblarda ana o'shani ta'kidlab kelinmoqda. Endi bu tasbih qayerdan olingan desa, bunga Ibn Jarir Tabariyning tafsirlarida, keyin Abu Nu'aymning Hilyat al-Awliya kitoblarida alohida bir rivoyat kelgan ekan. Sa'id ibn Jubayrdan rivoyat qilinadi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu Nabi alayhissalomdan farishtalarning namozlari haqida so'rabdilar. U zot javob bermadilar. Shunda Jabroil alayhissalom keldida haligi savolga javobni aytdi. Dunyo osmoni ahli Subhanazil mulki وَالْمَلَكُوْدْ دِيَا قِيَامَتْ كَشَ سَجْدَدَهُ Bir grup, dünya osmonining, birinchi osmonining tepasidagi farishtalar, demek ular namazlarda, sajdada, Subhanazil mulki vel melekut degan dua, tasbih bilan sajdada bo'ladilar, to qiyomatga qadar. İkinci osmondagi farishtalar, ikkinchi osmon ahli, Subhanazil izzati vel cebarut degan tasbih bilan qiyomatgacha rukuda turdilar. Üçüncü osmon farishtalari Subhanal hayyil lazi la yamut degan tasbih ila qiyomatgacha qoim turadilar. Qiyomda turadilar degan ekan Jabroil alayhissalom. Demak, mana shu kalimalarning jamlanmasi biz o'qish taravih tasbihimiz. Ibn Jarir Tabari va Ibn Abu Hatimlar tafsirda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar. Qiyomat kunida farishtalar aytadigan tasbihni ham naql qilishgan ekan. Unda o'sha qiyomat kuni farishtalar aytadigan tasbihning ichida quyidagi jumlalar ham bor. Subhanazil izzati val jabarut. Subhanazil mulki val malakut. Subhanal hayy allazi la yamut. Subhanal ladzi yumitu al khalaiqa va la yamut. Subbuhun quddusur rabbul malaikati var ruh.
Tefsir-i Begavili İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet kılınan hadiste arşını kötarıp duruşu fariştelerini tesbihler keledi. Bunu da şunu dedi. Arşını kötarıp duruyan fariştelar Sübhane zil izzeti vel cebarut, Sübhane zil mulki vel melekut, Sübhane el hayy lezî la yemut, Sübhuhu kuddusu rabbul melekuti vel ruh. Deyip türedi keller. Şimdi İmam-ı Ahmet'in rivayetlerde Huzeyfe radıyallahu anhu'nun Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın arkalarında Ramazan'da namaz okuyanlar hakkında kirgen rivayette aynen mana şu o'xshash tasbihler Ramazan'ga bağlanışıyla bir işareler var. Aytadılar Huzeyfe ibn Yamani radıyallahu anhu Ramazan keçelerden birinde Nebi aleyhissalatu'nun arkalarında namaz okudum. Tekbir aytgach Allahu Ekber zul melekuti vel cebarut vel kibriyai vel azameti dediler. Deyip hadis devam etip gider. Demek bana şu rivayetler yine başka biz bilmegen biz yetermegen rivayetler asası da ulamalarımız bana şu Ramazan tasbihini demek cari kılgenler bana şu tasbih Ramazan'ın nihayette yerleşedi. O güde güzel ve periştelerinin tasbihleri. Ve elbette bunun demek, fazileti köp oladı. Şunun için bana şu tasbihinin Ramazan tasbihi olarak okuş İslam alamında cari oluyor. Lekin başka tasbihlerden okusa hem oladı. Bunda tenglik yok. Aynen şu tasbihini okuyumuz bu oldu. Başka derslerden okusak günahkar olardı ve herkese onu yapıyor. Lekin afzal bana şu tasbihini okuş. Lekin insan bir hırlıktan gâhda zeynikişi mümkün, yengilerin turuşunu isteşi mümkün. Çünkü bütün başka tasbihlerini hem araylaştırıp okutursa buladı. El mühim bana bu tasbihini bulup alsak maksatke muvafık buladı. Şimdi bana şu tasbihini bir çeketen tertip bulan okup tercihmesini hem örgünüp çıkamız. Halige Kuhustani etkenlerdik bu tasbihini her 3 rekat, her 4 rekat ortasında 3 mertte okuş tavsiye kılınırdı. Bir mette okusa hem maneni yok. Lekin 3 mette okursa bir mene rahat köprak dem alış imkaniyeti buladı. Hazır hem özün üyde ihtiyari. Halası 3 mette halası 7 mette okur. O dem alış gel karar okusa bunu uğradı. Lekin demini öte uzaktırmaksız gerek. Teravihette şu namaz tör rekatlar ortasını öte köp uzaktırmaksız gerek. Adam dengesi bu parışı var. Kim fazla ketip parışı var. O peyderperlik peyderper okuştu. Allah'a da bunu yutuk. Faziletler var. Şimdi muhterem azizler tasbihini okup öğrenmeklerimiz, manalarını öğrenmemiz. Tasbihini okuyan da bir lahayda okuş hem mümkün, hem mesela. Lekin her birini alahide makamlarda okuş hem mümkün. Şimdi bu her bir kişinin özüge bağlı, her kimin özünün iktidarıya ait hesaplanır. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. مناسب. ملك وملكوت إجسنا باكلام يادي تمام.
İzzet, büyüklük, kudret, uluğvarlık ve hükümranlık egesini pakler yad etmedi. Herkes ölmeyleyen hay, trik zatını, melikini, yani padişah bulgen zatını pakler yad etmedi. O zat subbuhdur, kuddusdur, feriştelerinin ve ruhunun Rabbidur. Allah'dan özge ilah yok. Allah'dan mağfiret sorayımız. Senden cennetini sorayımız. Ve dozahdan özünün panahını tilayımız. Hay diyeni barhayat diyeni. Allah Ta'ala barhayatdır. Ve Allah'ın hayatlığı ve mahlukatlarının hayatlığı okşarak bir nümayedir bağlı başı yekunu bar emez. Allah azaldan barhayat ve baki zattır. İnsanların hayatı Allah'ın iradesine bağlı. Allah'ın hayatı, hayat sıfatı ise o özge has, o insanların hayatını singari nümayedir süyeniş, kim tamamlandır biriliş evazige barpa bulgen emez. Belki Allah azaldan hay ve baki hay zattır. Ebedül ebed bel hayattır. Melik diyeni mutlak padişah diyeni. Mülk diyeni padişahlık hükümranlık diyeni. Yani mülk egesi diyeni. Hakiki padişahlığın egesi Allah'dır. Demektir. Melekut deyip mutlak tasarrufuna aitedir. Hem padişahlık hem tasarruf. İnsan padişah buluşu mümkün. Lekin tasarruf özünü kurulu 100% bu muydu? Başkaları nümelerdir kılıp yürüyüşü mümkün. Lekin Allah'ın padişahlığı mutlak. Allah'ın padişahlığı da onun iradesiz hiç kim hiç nerse kılalmıyor. Tasavvuf ulamaları istilahiye göre mülk, şehadet alemi, yani zahir alem olsa, kıs azalarını bilen alem. Melekut bu gayb alemi, gayb alemi deyip varlığını engelledi. Allah her iki alemin iyisi hesablanır. Subbuh, Allah Teala'nın isim sıfatlerinden biri, her kandayı noksanlarını pak diyeni, Kuddus diyeni, o hem ayetlerden pak diyen manada, ruh diyende böyle Cebrail aleyhisselam nazarda tutulgan ve başka manalar inşallah düşünürdük. Yine tekrardan okuyunuz tasbihini. Ve bu tasbihini bana şu Arabi metni ve transkripsiyası bilen bir gelikti. Min inşallah Facebook'daki sahifemde koyup koyman. Hala uçuda faydalanışlar mümkün olur. Şimdi yine bir başka makamda okuyunuz mümkün. Mesela سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبح قدوس الرب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي الملك والملكوت ملك وملكوت اجسنا باكلاب يعد تمام سبحان ذي العزة سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت İzzet, büyüklük, kudret, uluğvarlık ve hükümranlık egesi bolgan zatını pakla bir yani temel. سبحان الملك الحي الذي لا يموت Herkes ölmeyen hay, berhayat zat, melik bulgen zatını pakla, padişah, mutlak padişah bulgen zatını pakla bir yad etme. Bana şu cahide, la yenem o la yemud digen cümleni ham koşuşadı, işletişadı. Yani bunda ölmeyen emez, ölmeyen uhlamayen digen gibi oladı. Lekin muteber kitaplarımızdaki rivayette,
la yanamu yok eken fakat mana şu allazi la yamut keladi. Subhanal malikil hayyillazi la yamut. Subbuhun kuddusur rabbul malaikati varruh. O zat subbuhdur, kuddusdur, farişteleriniz ve ruhunuz Rabbidir. Ruh Cebrail aleyhisselam, bu kişinin alahide esnep ötülgeni, farişteleriniz Rabbi degende özü kireli. Lekin Cebrail aleyhisselam farişteleriden, lekin alahide eslenişi, ruh Cebrail aleyhisselamın faziletler nihayette Allah'ın karşısında büyüklüğüden, Allah'ın huzurunda büyüklüğüden. Bu kişinin, bu kişiye verilen imkaniyetler nihayette, Allah'ın verilen imkaniyetleri kendilerinden, o zatın o vahiy fariştesi bölgenliği. Hullas Allah'ın huzurundaki, nezdindeki dereceleri belenliğinden aynen o kişinin alahide istetilerdi. Kadir keçesi de hakikaten bir surada hem Kadir surası da hem fariştelere ve ruh nazil buladı diyorlar. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha. Kadir keçesi de kareyim. Başka fariştelere her gün hem düşerken, lakin Cebrail aleyhisselam Kadir keçesi de düşerken. 700 gün. Şunun için ayette felişteler var ruh düşer. Ruh Cebrail aleyhisselam. La ilahe illallah nestağfirullah. Allah'dan özge ilah yok. Allah'dan mağfiretini sorayınız. La ilahe illallah nestağfirullah nes'elukel cennet. Cennetini soruyoruz Allah. Parvardigar senden. Nes'elukel cennete ve na'udhu bike minen nar. Ve Rabbim senden dozahtan anah verişini soruyoruz. Dozahtan senin panahınge koşarız. Bana bu cüda uluh manalardaki tesbih. Bana şu tesbihini özümüz okusayık. Yine ahallarımız kimdir okumayırsa nihayette güzel olur. Taravih tesbihlerinin arasında elige merhaba, elveda sözleri var. Tesbih hem nihayette meşgul bulgen. Şimdi bunu inşallah kengi sohbetlerimizde okumayırsam diyemem. Çünkü hazır köpçülüğümüz olanların parışımız mümkün. Kendi biz özümüz hem bir tesbih yazgendik. Bundan bir neçe il aldım. Yani onda hem Ramazan zikri keledi. Bana şimdi okşaş tesbihlerini inşallah okuyup, manalarını baham görüp, yine sohbetler bilen, arada taravih namazlarını, oralarda sohbetler bilen, kitap hamlik bilen bu keçelerini ötkesek, nihayette bunu iş buladı, maksatki muvaffak buladı. Şu bilen birge Ramazan dua ayı. Bana şu ibadetlerde bularken biz, tılavatlarda bularken biz, köprak dua kılışımız gerek. Duada fakat özümüzü soramasını gerek. Ahlı aile, yar buradarlar, şagirdler, ustazlar, ötkerler, hayatlar. Hususen il, yurt, rehber-i fukaralar hakkıyla duada buluşmamız gerek. Berçege Allah'dan yaxşilik, hidayet soruşmamız gerek. Allah'dan tevfik, inayet soruşmamız gerek. Yine bütün alem, bütün İslam alemi hakkıyla duada bulursak daha nette maksatke muvaffak buladı. Allah subhanahu ve ta'ala bize hemenlerimizle bu Ramazan ayından günahlardan paklengel halettir. İbadetimiz, takvayımızda ziyadelik bile çıkıp barışımızda özü nasip eylesin. Allah nasip olsa kengi sukuratlarımızda belki tasbihlerden vahsızdırsa okuyunuz. Şu bilen birge yine niyetimiz var. Bana bu karlarımızda has bir sohbet kılıç niyetimiz hem var. Belki Allah müyesser kılsa ertengi küllerde aynen bana şu hatmi Kur'an kılmakçı olgan karlarımızda tavsiyeler manasında özümüz bilgen bazı bir manalarını baham görüş niyetlerimiz Allah bize muvaffak eylesin. Radiyallahu alem hamelerimiz diye Ramazan ayına mübarek etsin. Demek şu bilen bugünkü sohbetimiz yakınlığı yetti. İtibarlarınız için teşekkür. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.